Arkadaşlar merhabalar. Geometriye doğru da açılarla başlayacağız. Gayet kolay bir konu. Alışmamız için, ısınmamız için rahat bir konu. Özellikleri de basit zaten. O yüzden vakit kaybetmeden hemen başlayalım bence. Şimdi dar açı 0 ile 90 arasındaki açılar biliyorsunuz. Dik açı tabii ki 90 derece. Geniş açı 90 ile 180 derece arasındaki tüm açılar. Doğru açı 180 derece ki bunun üzerinde duracağız. Tam açı da 360 derece. Şimdi doğru açının üzerinde niye duracağız dedim. Bakın şimdi şöyle bir doğru ele aldığımız zaman bir tane de şöyle bunu kesen bir doğru olsun. Şuraya 70 derece dediğim zaman buraya da 110 derece kalacak. Bunu biz nerede kullanıyoruz aslında? Hatırlayın üçgende açılarda şöyle dış açıyı biraz uzatayım. Şurayı 20 derece verdiği zaman dış açısı 160 derece olur diyeceğiz. Bunun sebebi de işte burada gördüğümüz doğru açının 180 derece olmasından kaynaklanıyor. Hemen bununla alakalı da bir tane soru göstereyim size. Birinci örneğimiz ABC doğrusal ki bunun demesi önemli. Doğrusal demezse doğru olduğunu bilemeyiz. Belki de orada çok hafif, şöyle göstereyim. Çok hafif bir kırıklık vardır. Şuradaki P noktasında onu söylemediği müddetçe kırık doğru algılayacağız. Söylerse tamam doğrusal. Şimdi BK ve BD açıortay demiş. Açıortay açıyı iki eşit parçaya bölen doğru parçası. KBD 110 derece diyor. Onu hemen işaretleyeyim size. Rengini farklı yapıp bakın. Şuradaki KBD bakın. Şöyle. Şurası 110 derece diyor. Yalnız orada iki tane bilinmeyen açı var. Geometride üçgende açılardan itibaren harf vermeye başlayacağım ben. Ki burada bile kullanacağız. Eğer açılarla ilgili bilginiz yoksa, kenarlarla ilgili bilginiz yoksa, sayı verilmemişse orada mecbursunuz harf vereceksiniz. Korkmayın çok bilinmeyen olduğunu. Her yere de bilinmeyen harf döşemeyin ama mecbursanız da harf verin. Muhakkak oradan bir şey çıkacaktır. FB açısını soruyor. Alfa kaç derecedir demiş. Burada o yüzden ben harf vererek başlıyorum. Buraya x diyorum. Şurası da y olsun. Açıortay olduğu için yine y. Açıortay olduğu için yine x. Şimdi bakın ne oldu? X artı y artı alfa 110 derece. Sonra 2x artı 2y artı alfa da dikkat ederseniz tamam olduğu için 180 derece. Benden alfayı istiyor. Ne yapacağız? X ve y'yi götürmek için yukarıya eksi 2 ile çarpayım. O zaman eksi 2x artı 2x. Eksi 2y artı 2y. Eksi 2 alfa. Alfa daha eksi alfa. Eksi 220, 180 daha eksi 40 olacak. Böylece alfa 40 derece olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi diğer mevzumuza gelelim. En önemli yeri konunun zaten burası aslında. Paralellik üzerine kuracağımız için konuyu bundan sonrası ile ilgili buraya iyi dikkat edin. Bir, iki tane doğru birbirine paralelse neler onlar bakın. Göstereyim. Şu D2 doğrusuyla şuradaki D1 doğrusu bakın birbirine paralelse. Bir de bunları kesen bir doğru var. Şöyle D3 doğrusu. O zaman arkadaşlar aynı yöne bakan açılar birbirine eşittir. Dolayısıyla A açısıyla X açısı bakın aynı yöne bakıyorlar yukarı doğru. Bundan dolayı bunlar birbirine eşit. Sonra başka ne görüyoruz? Z ile de C'ye bakın sol aşağı doğru bakıyorlar. O zaman C ile Z açıları birbirine eşit. Daha sonra B ile D pardon B ile Y açısı birbirine eşit. D ile de T açısı birbirine eşit. Gördüğünüz gibi birinci grupta bunlar var. İkinci grupta da bunlar var. Sonra yeni bir özellik söyleyeceğim. İki tane doğru bu şekilde kesiştiği zaman arkadaşlar ters açılar birbirine eşittir. Yani A açısıysa burası, burası da A açısı olur. Ya da şöyle bir B açısı varsa burası da B olur. O zaman buradan ne sonuç çıkıyor? Dikkat edin bakın. A açısı X açısına eşit. Ters açı olduğundan dolayı A açısı C açısına eşit. Aynı şekilde ters olduğundan dolayı da C ile Z ile de X birbirine eşit. Dolayısıyla burada A, X, C, Z tüm dördü birbirine eşit olmuş oldu. İkincisi, bakın B ile D ters açılar birbirlerine eşitler o zaman. Aynı şekilde Y ile de T açısı birbirine eşit. Sonra ne oldu o zaman? Bunların da dördü birbirine eşit olmuş oldu. B, Y, D, T açıları da arkadaşlar aynı oldu. Birinci grup açılar birbirine eşit. İkinci grup açılar birbirine eşit. Zaten aslında görülüyorlar şekilde bakınca. Şimdi buradan doğacak özelliklerimiz var. Onlardan bahsedeyim ben size. Bir, Z kuralı. Z kuralında önceden de karşınıza geldiği için hakimsinizdir. Ben sebebini göstereyim. Bu şekilde iki açı birbirine eşit. Neden böyle? Şimdi bakın şunu şöyle devam ettirirsem
Şurayı da şöyle devam ettireyim. Ters açılar birbirine eşitti. Zaten yöndeş açılar da paralel olunca birbirine eşit. Dolayısıyla paralel olmak kaydıyla ona hep söyleyeceğiz. Paralellik yoksa bu özelliklerin hiçbiri yok. Z kuralında bu iki açı birbirine eşit olacak. Tabii ki Z harfi böyle de olabilir. Açıklığı biraz daha geniş olur. Böyle de olabilir. İlla klasik Z olmak zorunda değil. İkinci özellik buradan çıkacak. C kuralı. Çizeyim bakın. C harfine benzediği için. Yine burada kesinlikle şöyle bu iki doğru birbirine paralel olmak zorunda. Buradaki özellik de şu. Buraya A açısı, buraya B açısı dersek birbirini gören bu iki açının toplamı 180 derece. Neden öyle hemen göstereyim? Şöyle tamamladığım zaman bakın. Yöndeş açılardan dolayı burası zaten B açısı. Daha demin gördük. Şurası da 180 derece tam açı, doğru açı pardon. Haliyle A artı B de 180 derece olmuş oldu. Artık şu toparlarsak şunu söyleyebiliriz. C kuralında özelliğimiz 180 derece olması bu iki açının toplamının. Z kuralında da bu iki açı birbirine eşit. Sorular genelde Z, C'den geliyor. Bir de ben bunun üstüne M kuralı ekleyeyim arkadaşlar. Öyle sorulara geçeyim. Şimdi M kuralı da şu şekilde çizeyim. Aynı M harfine benziyor. Yine bu iki doğru birbirine paralel olmak zorunda. Burada da şöyle bir durum var. Buraya A, şuraya B, buraya da C dersem A artı B arkadaşlar C'ye eşit. Sebebi çok basit göstereyim. Tam şu sivri noktadan bir tane paralel çekersek A açısı Z kuralından dolayı direkt burada A açısına eşit olacak. Yine Z kuralından dolayı da şurası da B açısı olacak. Gördüğünüz gibi C'yi oluşturan iki açı A ve B'den oluştu. Bundan dolayı ZC kuralının oturması çok önemli sizin için. Şimdi bakın hemen bu soruyu çözelim sizle mesela. Z kuralı var gördünüz mü? Şurada. Bakın. Burada böyle bir Z kuralı var. Dolayısıyla 50 derece olduğu için burası da 50 olacak ama açıortay dediği için 25-25 bölünecek. Sonra bir de şurada C kuralı var. 180'i tamamlıyorlardı bu iki açı birbirini gördüğü için. O zaman X de 155 derece olmuş oldu. İlk soru böyle. Bunlarla alakalı. İkinci soru tipine geçelim. Bakın burada Z kuralına uyan bir şey görünmüyor. C kuralına uyan bir şey de görünmüyor. Yalnız zaten geometrinin genelinde böyle bir durum var. Öğrencilerin de zorlandığı şey öğrendiğimiz şeylere benzemiyor. Ne alaka? Biz nasıl çözeceğiz soruları? Aslında benziyor ya da eksik kısımlar var. Biz onu tamamlayacağız. Öğrendiğiniz özellikleri ÖSYM çok önemsiyor. Onları biraz da farklı biçimde karşınıza çıkartıyor arkadaşlar. O yüzden siz benzetmekle mükellefsiniz. Bakın şimdi burada E noktasından, sivri noktadan bir tane paralel çekeceksiniz. Notu da yazdım zaten. Köşe noktalarından yardımcı paralel doğrular çizin diye. Sivri noktalardan paralel çizin. Gördüğünüz gibi aslında klasik özelliğe döndü mevzu. 125 derece olduğu için 180'e tamamlayacak. Haliyle şuranın tamamı 55 derece olacak. O zaman 20 derece olduğu için buraya 35 derece kaldı. Şimdi dikkat ederseniz şurada da bir C kuralı oluştu. 35, 180'i tamamlaması için X de 145 oldu bakın. Bu şekilde sivri noktalardan paralel çekerek öğrendiğimiz özelliklere benzetebiliriz. Şimdi burada da mesela yine bir sivri nokta var. E noktası. Burada da yine Z'ye C'ye dönecek sanki soru. O yüzden şöyle bir paraleli çekiyorum. Bakın ne oldu? Hemen şurada böyle bir C kuralı oluştu. 140 toplamları 180 olacağı için 40 derece oldu. Şimdi bir de şurada dikkat ederseniz Z kuralı oldu gördünüz mü? O zaman 80 ise tamamı 80 olacak. Şu açının 40 derece şurasıydı. O zaman şu noktalı açılara toplam 40 kaldığı için onlar da açıortay 20 derece 20 derece paylaştılar. Ve son olarak iyi dikkat edin. Bir de şurada artık böyle bir tane daha C kuralı oluştu. Şimdi 20 40 daha şu aradaki açığı dikkat ederseniz şöyle karalayayım. 20-40 bakın orası. O zaman toplamda artık üstünü şöyle 60 derece kocaman göstereyim. Alfa da 180'e tamamlamak için 120 derece olmuş oldu. Şimdi birkaç tane ıvır zıvır özellik var. Bunlar zaten aslında ZCM'den geliyor. En çok bu üçünü kullanacağız. Daha da çok aslında Z ve C'yi kullanacağız. Bu iki özelliği bildiğiniz zaman geri kalanını çok bilmeseniz de olur ama pratik ve hızlı olmak açısından ben size göstereyim. Kalem ucu kuralı füze diyen de oluyor şu şekilde. Paralel İki tane o doğru arasında böyle üç tane açı gerçekten hani kalem ucuna benzediği için özelliği şudur. Bunların toplamı 360 derecedir. Nereden geliyor göstereyim ben size hemen. Tam şu C noktasından şöyle bir tane paralel çizersem hem AB'ye hem de DE'ye. Bakın şimdi orayı da harflendireyim. Şuraya bir X açısı diyeyim. A artı X birbirini gördüğü için 180 derece. Şuraya da Y diyeyim. Y artı C de birbirini gördüğünden 180 derece. Taraf tarafı toplayalım. A
Y artı x artı c 360 derece. Zaten y artı x de gördüğünüz gibi b açısını oluşturuyor. Demek ki o zaman ne oldu? A, b, c açılarının toplamı 360 derece oldu. Bunlardan bir sürü olursa arkadaşlar ne yapacağız? Şöyle bakın. Paralelleri böyle çektiğimizi düşünün. Burada açı sayısının bir eksiğiyle 180'e çarparsanız açıların toplamını bulursunuz. Örnek, size mesela şu şekilde bir çizeyim ben. 1, 2, 3, 4 tane açı verdi. O zaman bunların toplamı 3 çarpı 180 olacak. 7 tane mi açı verdi? 6 çarpı 180 olacak. Bu yüzden açı sayısının bir eksiğini 180 ile çarpabilirsiniz. Neden öyle? Paralel çizdiğiniz zaman bakın, 2 tane açı için bir paralel, 3 tane açı için 2 paralel, 4 tane açı için 3 paralel çiziyoruz. Dolayısıyla bu şekilde 180, 180, 180, 180 açı sayısının bir eksiği kadar olmuş oluyor. Ezberleyebilirsiniz, doğru da çekebilirsiniz, sorun değil. Şimdi bakın mesela buraya 3 tane açı var. O zaman 2 çarpı 180 diyeceğiz. Açı sayısının bir eksiği kadar. Zaten burada kalem ucu kuralında da söylemiştim 360 olduğunu. Dolayısıyla 2 çarpı 180 360, 140, 150 daha 290, alfaya 70 derece kalmış oldu. Zikzak kuralı var. Zikzak kuralı da yine Z ve C özelliklerinden veya M özelliklerinden türetilmiş bir şey. Z yaparak göstermek lazım aslında. Burada bakın burası A açısı. Şuraya B eksi A dersek burası da B eksi A. Z'den dolayı böyle böyle gidecek. Yalnız bu zikzak kuralında arkadaşlar çok fazla Z oluşacağı için kuralı ezberlemeniz sizin için daha iyi olur. A artı C artı E yani aynı tarafa bakan açıların toplamı diğer tarafa bakan açıların toplamına eşittir. Bu yüzden A, C, E, B ile D'nin toplamına eşit olacak. Bunu zikzak kuralından yapmaya çalışacağız ama bazı sorularda paralel çizmeniz gerekebilir. O yüzden bunu baştan söylemiş olayım. Mesela bu soruda şimdi. Bir sol bir sağ gitmeniz lazım yalnız arkadaşlar bu kuralı uygulayabilmek için. Onu da söyleyeyim. Bakın şimdi 145'i kullandığınız zaman 75'i kullanamazsınız. O yüzden ben şu 145 yerine şuradaki 35 dereceyi kullanacağım. Yani toplarken açıları aynı yöne bakanları bir tarafta, diğer aynı yöne bakanları bir tarafta toplayacağız ama burada şimdi eğer 145'i kullanırsanız 75 de bununla aynı yöne bakıyor ama arka arkaya iki tane aynı yöne bakan açı gelmemesi lazım. Bir sola gidecek açı bir sağa, bir sola bir sağa. Burada 145'ten sonra 75 geldiği için 145'i kullanamayacağım. 35'i kullanıyorum. Bakın 35'i kullanırsanız bir solda açı var, şimdi sağda. 75'ten sonraki diğer açı sola bakıyor. 90'dan sonraki diğer açı da sağa bakıyor. Gördünüz mü? Özelliğe geri döneyim bakın. A sola bakıyor, B sağa bakıyor, C sola bakıyor, D sağa bakıyor, E de sola bakıyor. Bu şekilde açıların sıralı olarak bir ters bir düz gitmesi lazım. Bundan dolayı 145 elledim. 35'i kullanıyorum. Aynı yöne bakan olma 90 derece var. Bir de x ve 75 sağ tarafa doğru baktığı için bunların toplamı da 180 derece, pardon, bunların toplamı da birbirine eşit olacak. Dolayısıyla 125 x artı 75'e eşit x 50 derece oldu. Şimdi son bir tane bahsedeceğim şey var. Onu bahsedeyim, konuyu artık bitireyim. Birkaç soru çözeceğim. Şimdi tümler açı, bütünler açı kavramı var. Karşınıza gelebilir. Tümler açı birbirini 90 dereceye tamamlayan iki tane açı demektir. Örnek 20 ile 70 tümler açıdır. Alfa ile 90 eksi alfa tümler açıdır. X ile 90 eksi x tümler açıdır. Birbirini 90'a tamamladığı için. Toplamları 180 derece olan iki açı da bütünler açılardır. X ile 180 eksi x, 5 ile 175, 60 ile 120 gibi açılardı. Bu şekilde birbirini bütünleyen açılar diyeceğiz. Örnekleri biraz matematik sorusu gibi olacak. Bakın mesela birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün iki katına eşit olan tümler iki açıdan küçük olanın ölçüsü kaç derecedir? Aslında bu bir denklem sorusu. Yapayım bakın. Bir tane açı diğerinin iki katına eşitmiş. Birisi k ise öbürü 2k ve tümler oldukları için toplamları 90 derece. O zaman küçük olan 30 derece olmuş oldu. Ölçüleri farkı 70 olan bütünler iki açı. O zaman bunların farkı 70 ise bütünler dediği için toplamları da 180 derecedir. Taraf tarafa topladığınız zaman da bakın 2x eşittir. 250 olur. X 125 oldu. Büyük açıyı bakın 125 derece bulduk. Küçük açıyı sorsaydı da 55 derece diyecektik. Bu şekilde bakın bütünler ve tümler açının kavramı. İşte doğru da açı bu kadar arkadaşlar. Gayet basit. Z'ye dikkat edin, C'ye dikkat edin. Özellikleri bunlara benzetmeye çalışın. Ben zaten bir tane de test çözeceğim üzerine. Doğru da açıyı fazla uzatmadan anlamış olacağız. 4 tane soru var, onları bir halledeyim. Ölçüleri oranı 4 bölü 5 olan bütünler açıların ölçüleri farkı kaç derecedir? Şimdi birisi 4 birim, birisi 5 birimse tek harf kullanabilirsiniz. Birisi 4K olsun, birisi 5K olsun. Bunların toplamları o zaman 180 derece olacak. Niye bütünler açı diyor? O zaman 9K eşittir 180 derece. K buradan 20 derece oldu.
Bunların farkını sormuş. O zaman 5K olan 20 çarpı 5'ten 100, 4K olan 4 çarpı 20'den 80, 100 eksi 80'den de bu iki açının farkı 20 derece gelmiş olduğu. İkinci soru. Paralel iki tane doğru verilmiş. Zaten bu soruları çözerken hep paralel olması gerekiyor arkadaşlar. Paralel değilse ZCM hiçbir şey yok. Şimdi soruda hiç bilgi verilmemiş sayı olarak. Ama neye dikkat edeceğim ben? Bildiğim bir şey var. Buraya A, buraya A. Buraya B, buraya B dersek. Bakın ne var burada? C kuralı gördünüz mü? O zaman bildiğini yap. Yani soruda madem bir şey yok. 2A artı 2B 180 derece. Ne oldu? 2'ye bölersek her iki tarafı A artı B 90 derece oldu. Ve dikkat edin buraya. Şurada bir M kuralı var gördünüz mü? O zaman M kuralı neydi? X A ile B'nin toplamına eşitti. A ile B'nin toplamını 90 bulduk. O zaman X de 90. Bunu biz paralel kenar, eşkenar dörtgen ve yamuk konusunda yine göreceğiz arkadaşlar. O yüzden şimdiden bilmeniz önemliydi. Mesela buna benzeyen bir tane daha soru var. Şuraya yine A diyorum. Burası da A olacak mecburen. Buraya B dersem burası da B olacak mecburen. Dikkat edin. Şurada bir M kuralı var. Bilinenden gidelim. 50 eşittir A artı B. Dikkat ederseniz X nasıl? Şurası bakın. 2A artı 2B de X'e eşit. O zaman A artı B 50 ise 2 artı 2B 100 derece olacak. X de 100 derece olmuş oldu. Son sorumuz konudaki. Gayet basit bir soruyla bitiriyoruz. 70 derece verilmiş bu açı. Benden alfa isteniyor. O zaman ne yapacağız? Paralellikten dolayı bir kere yöndeş açılar eşittir. Buraya 70 derece diyebilirim. Zaten bu açıların toplamı da 180 dereceydi. O yüzden alfa 110 derece oldu. İşte konu bitti. Sadece 20 dakikada arkadaşlar. Bir de üzerine test çözeceğim. Doğru da açıları tamamlamış olacağız. Akabinde hemen üçgende açılarla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.